Clear'la haftanın golüne hoş geldiniz sevgili izleyenler. Spor Toto Süper Lig'de 29. haftayı da geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi Raşit Altun'la birlikte sizin için belirlemiş olduğumuz 4 Clear'la haftanın golü adayımız var. Birlikte yorumlayacağız. Hemen gollere geçelim. İlk adayımız gelsin. Trabzonspor Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde. Pereira. Vakayeme. 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 Kafa ve muhteşem bir gol. Vakayeme ortaladı. Rode Yega yazdı. Trabzonspor 2-1 önde. Rode Yega 13. golü. Vakayeme al da atlıyor. Evet, Rode Yega'nın kaydetmiş olduğu kafa golü. Tabii Vakayeme'nin çalımı da gol kadar güzel demeyelim ama çok şık bir çalım atıyor. Sol ayağıyla aslında sol kanatta oynayan ama sağ ayaklı bir oyuncu. Sol ayağıyla nefis ortalıyor. Rodayega da neticede Premier Lig tecrübesi olan bir golcü. Kafasıyla topa vuruyor aslında. Kafa atmıyor, vuruyor. Resmen şut çekiyor ve kalecinin uzak köşesine, topun geldiği tarafa doğru kalecilerin en kurtarma ihtimali olmayan şekilde topun geldiği yere topu vuruyor ve golü atıyor. İkinci adayımıza bakalım. Galatasaray İstikbal Mobilya Kayseri Spor karşılaşmasından geliyor. Pas Belanda'dan. Feghouli sağ kanatta. Mariano ceza sahası kafa, 3. gol! 3. gol! Galatasaray golü buluyor. Nagatomo. Nagatomo döndü, golünü attı. Galatasaray 3-1 önde. İkinci adayımız da yine bir kafa gol. Burada da tabii Mariano'nun ortası nefis. Nagatomo da sahanın değil muhtemelen ligin en kısa oyuncusu. Kafasıyla o da resmen şut çekmiş. Yine topun geldiği tarafa doğru, kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Nefis bir kafa golü. Üçüncü adayımıza bakalım. Demir Grup Sivas Spor Beşiktaş karşılaşmasından geliyor. Diabate koşuyor. Diabate topu aldı gitti. Diabate karşı karşıya. Diabate ve gol! 45 Diabate. 1-1. Diabate'nin kaydetmiş olduğu ilginç gol diyeyim. Yani Sivasspor'un Leicester City'den, Premier Lig'den kiraladığı oyuncu 60 metre depar atıyor. 31 kilometrenin üzerine çıkıyor süratle de. Tabii çok süratli bir oyuncu. İki Beşiktaşlı oyuncuyu peşine takıyor, götürüyor. Yakalama çok süratli olduğu için yakalayamıyorlar. İyi, çok da iyi vurmuyor aslında ama tabii o 60 metre deparın hatırına mı desek ya da o çıktığı 31 kilometrenin üzerine çıktığı süratin hatırına top kalecinin ayağına çarpıyor ama karyosun ayağına çarpıyor ama ağlarla buluşuyor ve çok güzel bir gol oluyor. Son adayımıza da bakacağız. Yine aynı mücadeleden Demir Grup Sivasspor Beşiktaş karşılaşmasından gelecek Burak Yılmaz'ın kaydetmiş olduğu gol. ...87. dakika. Burak vurdu. Gol! Muazzam bir gol atıyor Burak Yılmaz. Yine atıyor Burak Yılmaz. Sivas'ta da atıyor Burak Yılmaz. İnanılmaz vuruyor. Çok uzaklardan vuruyor. Burak Yılmaz'ın 87. dakikada takımına galibiyeti getirdiği uzaklardan kaydetmiş olduğu gol. Tabii gerçekten müthiş bir gol. Sivasspor kalecisi de tebrik ediyor golü. Yani Burak herhalde Clear Haftanın golü yarışmasında 9 golün 8'iyle girdi. Burada da sağ ayağının üstüyle net, çok sert bir şekilde net bir vuruş yapıyor. Kaleci topu sağına gideceğini sanıyor. Kaleciyi de yanıltıyor. Tabii çok deneyimli, çok büyük bir golcü. Burada bu attığı golün önemi hem golün güzelliği hem de Beşiktaş'ı belki de şampiyonluk potasını tuttu. Belki Beşiktaş şampiyon olacaksa da bu gol ne kadar kritik bir gol olduğunu lig bitince hatırlayacağız. Gerçekten mükemmel, harika bir gol.
Evet, 4 adayımızı getirdik sevgili izleyenler ekranlarınıza. beIN Sports.com ve beIN Sports uygulamasından siz de Clear'la sizin adınıza haftanın golünü seçebilirsiniz. Bu haftalık noktalıyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.